geç. Hadi gel biraz soluklan, şöyle güzel bir çay içelim ha. Ay niye zahmet ettin anacığım ya? Aman be ne zahmeti. Hay Allah. Ay şöyle içelim, şöyle güzel güzel. Ah anam yorulmuşumdur. Hay Allah ya. Kusura bakma bahçede darmadağın. Ah ne olacak ayol, biz yabancı mıyız ha? Dışarı şöyle çekelim. Çabuk sehpa getir Goncagül ablanın önüne hadi. Sehpa mı? Anne isterseniz bizim kamyondaki üçlü kanepeyi de getirelim şuraya he? Oturup ferah ferah içersiniz çayınızı. Cadoloz cevap verme anne. Tamam tamam istemez sehpa mehpa. Hadi git odana git. Hı? Odama mı gideyim anne? Tamam odana değil işte. Odanın bulunduğu eşyaların olduğu yere git. Bana bak fazla uzaklaşma. Vallahi kafanı kırarım. Dalaşma benim güzel kızımla. Gel kız Sıdıka sen de bir bardak çay iç. Sağ ol Gonca Gül. Aman Gonca Gül Allah aşkına yüz verme şuna ya. İki saat şimdi böyle bostan korkulu gibi dikilir yanımda. Ay iki laf ettirmez insana yani ha. Sıdıka yavrucuğum hadi şu çayı da kamyondaki Hamal Bey'e götürüp ver. Her götüreyim götürmesine de bizim Hamal kardeş azıcık sakar bir insan. Bizim tabak çanağın dibine darı itti. Seninkileri de kırmasın şimdi. Hakikaten doğru söylüyor. Herif züccaci dükkanına girmiş pil gibi aynen ha. Hmm. Adamdan korkuma akşam için böyle bir şeyler sakladım. Kendi ellerimle götüreceğim. Git kızım sen git götür hadi bakayım. Eski püskü şeyler zaten kırılırsa kırılsın. Boş ver. Safiye Sultan. Ciddi ciddi taşınıyorsunuz ha. Aceleniz ne ayol? Gerçi taşınacağız diyordun ama ne bileyim ben böyle eşyaları yolun ortasında görünce şaşırdım vallahi. Ay sorma Goncagül. Zekeriya çok acele etti anacığım. Biliyorsun daireye emeklilik için dilekçeyi verdi. Burayı da iki kat karşılığı müteahhite verdi. Şimdi diyor ki bu emeklilik ikramiyesiyle kat parasını birleştireceğim, bir güzel iş kuracağım. Olacağı bu işte. Memur kısmısı emekli olunca iş kuracağım diye hafiften bir deliriverir. Efendim, yıllardır el alemin ağız kokusunu çektiğim yeter. Ondan bundan emir alacak değilim artık. Kendi işimin patronu olacağım. Falan filan. Kız eksiği var fazlası yok. Aynılarını söylüyor bizimkine. Nereden bildin Goncagül? Bilmeyecek ne var kızım. Bu mahallede oturan herkesin kaderi budur. İki sokak öteye taşınsan ne fark edecek ha? Bu lafları bizim bey de söylemişti. E'si kuru yemişçi dükkanı açtı. Bir yılda topu dikti. Sonra bir gün Ziraat Bankası'nın önünde 3 aylığını beklerken öldü gitti, gidiş o gidiş. Ay, ne oldu şimdi durup dururken ya? Yok bir şey yok, geçer şimdi geçer. Hayır adam öldü gitti, yıllar oldu. Maliye hala sizin bir kuru yemişçi dükkanınız var diye vergi cezasını yolluyor. Ben gideyim çok oturdum artık. Sana da kolay gelsin. Ay dur Goncagül, yeni geldin ayol, hemencecik gitme. Ay ocakta yemeğim var benim. Ocakta yemeğim var benim. Ocakta yemeğim.